Merhaba çocuklar, nasılsınız? Bugün sizlerle çok güzel bir şey yapacağız. Şimdi geri dönüşüm kutularımız var, biliyorsunuz değil mi? Mesela kağıtlarımızı attığımız, camları attığımız, plastikleri attığımız, bir de organik. Evde hani böyle yemekten sonra falan artanlar olursa onları attığımız organik çöplerimiz var. Şimdi ben kolay hemen hızlı olsun diye hızlıca yaptım. Dördüncüyü de beraber yapacağız sizinle birlikte. Bunu da en son açıklayacağım niye yaptığımı. Şimdi öncelikle kağıt havlu rulosunu o uzundur. Ben üçe böldüm. Ondan sonra kağıdım var, yeşil kağıdım var. Organik olduğunu gösteren bir rengim var. Bunu yapıştırıcımızla geri dönüşüm önemli değil mi? Hem çevremizi korumamız için, hem dünyamızı korumamız için ve kendimiz için de önemli. Şimdi bunu yapıştıralım. Evet, sizler de ayırıyor musunuz ya da ayırmaya çalışıyor musunuz? Mesela sokakta yürürken görürsünüz de pet şişeleri için çok güzel geri dönüşüm kutuları da yaptılar böyle. Dikkat edelim, değil mi? Bu dünyada bizler yaşıyoruz. Onun için de bizlerin dikkat etmesi gerekiyor. Evet, bunu yapıştırdık. Şöyle hafif bastırın ki yapıştırıcı iyice yerleşsin. Daha sonra ne yapıyoruz? Bunun üzerine organik yazıyoruz. Önce Türkçesini yazalım. Hem de İngilizcesini de görelim istedim ben. Çünkü etrafta İngilizcesini de göreceksiniz. Organik. Bunu büyüklerinizden yardım alabilirsiniz. Eğer biliyorsanız da tabii ki de sizlerin yazmanız daha da güzel olur. Şöyle çizik atalım. Şuraya da İngilizcesini yazalım bunun. Organik. Yazdık. Şimdi geri dönüşümün bir işareti var. Onu da çizelim. Biz kendimiz yapalım bunu da. Evet. Bunu da yaptık. Şimdi bunu yapıştıralım. Şuraya azıcık kenardan şöyle sürün. Evet. Ve bunu hemen bunun yanına yapıştıralım. Bu burada yapışa dursun. Şimdi ne yapıyoruz? Öncelikle okuyalım bir değil mi sizlerle birlikte? Burada kağıt yazıyor. İngilizcesi paper yazıyor. Gördünüz mü? Paper. Cam yazıyor. Glass. Plastik, plastik. Organik, organik yazıyor. Evet, bunları da yaptık. Çok güzel oldu. Şimdi bunu niye koydum? Bunu ben kendim düşündüm. Aslında bunu geçmişlerimizde de Osmanlı'da da yapanlar varmış. Bunu mesela ne yapabiliriz? Organikleri ayırdık değil mi? Şimdi bir de hayvanlar var. Hayvanların aç kalmasını da istemeyiz. Ben dedim ki buraya bir hayvanlar için yer yapayım dedim. Ama hani kafamıza göre yapmıyoruz değil mi? Bunun güzel ve disiplinli bir şekilde olması gerekiyor. Bunu bu şekilde yaptım. Daha sonra da içine hayvanların beslenebileceği şekilde yemek döktüm buraya. Aklıma dedim ki havalar çok sıcak. Hayvanlar susar dedim. Elimde bir tane kapak vardı. O kapağı da şunun yanına koyayım dedim. Bunun içine de su koyarız dedim. Bunu nasıl yaptım? Bitmiş bir bant rulosu vardı. Etrafını kağıtla dolaştım ve buraya bunu yapıştırdım. Bu bizim minyatürümüz değil mi? Bunun gerçekte olmasını isteriz. Olduğu zaman da bunu kullanmamız gerekir değil mi? Şimdi ne yapıyoruz? Benim bir tane uhum bitti. Bunu plastik çöpüme atıyorum. Kağıtlarım vardı burada küçücük. Bunları kağıt çöpüme atıyorum. Bunları da plastik çöpümüze atalım. Burada ben şimdi camım yok, kırık camım. Burada ben bir tane minyatür hazırladım böyle. Cam şişelerimizi buna atıyorum. Organik çöpümüze ne atıyoruz?
Artık yemekleri atıyoruz, değil mi? Orada bir tane balık attım, peynir, işte organik çöplerimizi attım. Daha sonra da bu geri dönüşüm kutumuzu ben biraz süslemek istedim. Elimde kalan böyle küçük yapıştırmalar vardı. Bunları şöyle kendime süs yapmak istedim. Ve bunları da bu şekilde yapıştırmak istiyorum. Doğaya katkıda bulunuyoruz, değil mi? Onun için de bu tarz ögeleri yapıştırmak istedim. Çünkü biz doğamızı temiz tuttuğumuz zaman canlılar da bizler de daha rahat, daha temiz bir dünyada yaşayacağız. Evet, bu tavşanımı da buraya koyayım. Bir tane de kelebeğim var. Kelebeğimizi de yapalım. Kelebeği de nereye koysak acaba? Kelebeği şöyle uçan bir cisim bu, değil mi? Bunu da şöyle assak mı acaba? Heh. Evet, bunu da buraya koyduk. Bir tane yapıştırıcı buldum. Yine gülen suratlarımız var. Evet, onu da buraya koyalım mı? Ya da buraya koyalım. Evet. Dünyamızı güzel böyle temiz tutarsak biz de böyle gülen yüzlerimiz olur, değil mi? Evet, yıldızımızı da koyalım. Sanırım bu hum da bitti benim. Bu humu da atalım çöpümüze, değil mi? Evet, bunu da mı çöpe attık? Çok güzel. Hadi bakalım. Herkes kendi minyatür geri dönüşüm kutularını yapsın bakalım. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.